Teşekkür ederim Sayın Başkan. Eski Başbakanlarımızdan Sayın Binali Yıldırım'ın annesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Binali Bey ve ailesine de başsağlığı diliyorum. İttihat ve Terakki'nin kurucularından büyük bir dönemin lider Türk devlet adamı Mehmet Talat Paşa'nın vefatını seneye devriyesinde de kendisini rahmetle yad ediyorum. Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketten nedeniyle 5 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. 5 vatandaşımızdan kayboldu. Onlardan da olumlu, hayırlı bir haber almasını temenni ediyorum. Şimdi bu tabii sel derken yağış var bölgede ve AFAD'ın çadırları su bastı. Çadırların su bastı. Şeyler depremzedeler. Geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldılar. Yerinden bir barınma sorunu maalesef başladı. Daha önce bakın, yani bu çadırların doğru düzgün yere kurulması meselesi o kadar önemli ki. Daha önce hatırlarsanız İskenderun'da deniz kenarı yapılan çadır kentlere tsunami uyarısı yapılmıştı. Şimdi böyle yerlere gittiler, çadır yaptılar. Şimdi de kanallar üzerine çadırlar yapılması sonucunda depremler yeni bir skandal ve yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kaldılar. Meteoroloji diyor ki şu bölgede kuvvetli rüzgar var diyor. Meteoroloji devletin bir kurumu orada uyarı yapıyor. Devletin kurumu diğer bir kurumda gidiyor oraya çadır kent kuruyor. Yani şunu arkadaşlar, doğru düzgün çadır kurmayı başaramayan bir yönetim millete kalıcı konut efendim vaadinde bulunuyor. Yani yapamayacağı bir şeyi bir göz boyama, bir yalan üzerinden bir siyaset yapıyor işin doğrusu. Yani bir defa şu çadır işini doğru düzgün sen halledemedin. Millete 30 gün sonra çadırla ancak buluştu ve çadırları düzgün bir yere koymadın. Çadırlar ya rüzgarla ya tsunami ile ya selle efendim selin altında kaldı. İnsanlar mağdur. Bir sürü görüntüler var. Bunları yapamayan iktidar şimdi tutuyor diyor ki efendim ben kalıcı konut yapacağım. Böyle bir palavrayla siyaset yapıyor. Yani merak ediyoruz hakikaten bu afeti daha bu afeti daha ne kadar felakete çevireceksiniz? Daha başka ne var? Daha neler yapıp bunu daha büyük bir felaket haline getireceksiniz diye de insan merak ediyor. Şimdi skandallar üzerine skandal. Kızılay skandalları bitmek bilmiyor. AFAD'dan yeni bir skandal gündeme geldi. Şöyle bir iddia var. AFAD on binlerce insan enkaz altındayken AFAD kendi kontrolündeki vinçleri enkaz kaldırmak isteyen vatandaşlara saati 10 binlerden parayla kiralıyor. Şimdi bununla ilgili dünya kadar mahkemelik olay var. Bunlar, bu iddialar yer aldı basında. Herhangi bir açıklama veya yalanlama gelmedi. Vatandaş mahkemeye gidiyor. Enkaz altındaki vatandaşı gidiyor, parasını veriyor, AFAD'dan vinç kiralıyor, oradan evladını kurtarmaya çalışıyor. Ya böyle bir rezalet dünya neresinde görülmüştür? Niye bununla ilgili bakanlardan herhangi bir açıklama yok? İnsanlar mahkemelerde. Yani hayretler içerisinde kalıyoruz. Bunlar nasıl böyle bir vicdansızlık olabilir? Ama biz bu işin takipçisi olacağız, bu işin peşini bırakmayacağız. Şimdi sanki çok önemli işler yapmış gibi Hatay valisi, daha doğrusu şöyle. Buyurun sen işte. Efendim, konumuz çok, biraz müsaade ederseniz çok memnun olurum. Hatay valisi istifa etmiş, nihayet bir istifa geldi. Derken anladık ki Hatay valisi milletvekili olmak için istifa etmiş. Ya utanmazlığın bu kadar olur. Kardeşim hangi işi bitirdin sen orada? Ne başarı gösterdin? Ne mükafatı bekliyorsun da şimdi milletvekilliği için istifa ediyorsun? Hangi yarayı sardın? Zamanı mı? Ya ne olursa olsun sana altın tepside sunulsa ben kardeşim burada işimin başında olacağım, işimi yapacağım. Zaten çok başarısız olduk. Hiç olmazsa daha ya insanda biraz hakikaten bir haya duygusu olur. Bunları kabul etmek mümkün değil. Yani ben anlamıyorum. Bu istifada nasıl kabul edildi onu da anlamıyorum. Yani millet bu ve bunlar gibi olanlar, diğer bakanlar, AFAD Başkanı, Kızılay Başkanı, valilerin cezalandırılmasını beklerken bunlar demek ki kendileri ödül bekliyorlar. Yani hakikaten bunları anlamak, yani insan pes diyor, bunları anlamak mümkün değil. Şimdi diğer bir husus, tek bire kampanyası yapıldı. Vatandaşımız 115 milyar lira o gece vaat etti. Bunu yaklaşık... Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim başkanım. Bunu yaklaşık 90 milyarsa kamu kuruluşlarından. Bugün Fuat Oktay nihayet piyasaya çıktı. Kendisinden haber yoktu. Deprem koordinatörü Fuat Oktay'dan haber yoktu. Piyasaya çıktı. Dedi ki ya bu 115 milyar 74 milyar lirası hesaba yatırıldı. E şimdi buradan soruyoruz. Diğer paralar nerede? Yatırmayacak paralar mı vaat edildi? Zaten bunun sadece 90 milyar lirası kamu kuruluşları tarafından vaat edilmişti. Kamu bile şey mi yaptı? Hile mi yaptı? Yani yatıramayacağı, veremeyeceği veya karar çıkartamayacağı bir parayı mı vaat etti? Bunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla
Dolayısıyla bunun takipçisi olmak lazım. Buradaki nedir mesele? Bize de devletin anlatması lazım. 115 milyar lira, 74 milyar lira arasında 40 milyar lira yaklaşık fark var. Bu fark neden kaynaklanıyor? Bunda paralar ne zaman yatırılacak? Bunu da milletimiz öğrenmek istiyor. Son konu olarak da, daha doğrusu son iki konu olarak da Sayın Başkanım. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı demiş ki devlet milletinden yardım istiyor. Bunu da eleştirecek ne var demiş. Ya şimdi buradaki esas eleştiri konusu şu. Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki her şeyi mükemmel yönetiyoruz. Hiçbir şeye ihtiyaç yok diyor. Sonra tutuyor helallik istiyor. Kendi içerisinde geçtik. Buyurun. Tamam başkanım. Kendi içerisinde çelişiyor ama bu taraftan da Sayın İçişleri Bakanı, işte AFAD'ın bağlı olduğu birimin bakanı da diyor ki ya bizim kahvaltı, çay, şeker, terlik, pijama ihtiyacımız var diyor. Ya şimdi bir bakmak lazım. Ya bunu eleştirmek bizim hakkımız değil mi? Yani hakikaten her şey kontrol altında. Ya siz daha milletin terliğini verememişsiniz, çayını, şekerini verememişsiniz, tutuyorsunuz kalıcı konutunu vereceğim diyorsunuz. Bu nasıl böyle bir yalan olabilir? Bunu anlamak mümkün değil. Bunu iktisaden de olmayacağını dün burada izah ettik anlayanlar için. Yani eleştirdiğimiz konu bu. Varsa elbette millet zaten yardıma koşmak istiyor. Milletin bununla ilgili bir sorunu yok. Siz milletin yardımını bile koordine edemediniz. Milletin getirdiği orada eşyalar yerlere dökülmek zorunda kaldı. Tırların içerisinde kaldı. Vinçler geldi, vinçler çalıştırmadı. Sonra AFAD vinçleri parayla sattı. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla milletten yardım istemek, eğer şunu söylerseniz biz bunu eleştirmeyiz. Bir ihtiyacımız var dersiniz tamam. Ama bir yandan böyle kuyruğu dik tutacaksınız. Cumhurbaşkanı çıkacak. Buyurun. Cumhurbaşkanı çıkacak diyecek ki efendim her şey mükemmel, müthiş bir mücadele yapıyoruz. Öbür taraftan bakan çıkacak da ekmeğe muhtacız diyecek. Bu çelişkiyi elbette biz söyleyeceğiz. Bunu söylemek mümkün değil. Son konu olarak da bu uzman çavuşlar. Biliyorsunuz uzman çavuşlar gibi bir mevzuat var. İşte önce 2 yıldı sonra 7 yıl çalışanların sonra da kamu kuruluşlarına geçmesine imkan tanıyan bir mevzuat var. Dün bizi ziyaret ettiler. Hakikaten burada çok ciddi bir haksızlık olduğunu söylüyorlar. Yani torpil olan adamını bulan atanıyor, diğerleri atanamıyor. 10 binin üzerinde şu anda boşta olan uzman çavuş var. Değerli arkadaşlar bakın bu insanlar kimisi 10 yıl çalışmış, kimisi 15 yıl çalışmış. Bunların bir meslek sahibi. Bir tanesi dedi ki ben keskin nişancıyım dedi. Şimdi ben ama artık bu çoluğumuzu çocuğumuzu görmeden hastalıklarla dağda taşta yıllarımız geçti. Artık bu mesleği sürdürecek durumda değiliz. Ayrıldık. Fakat biz ne iş yapacağız? Yani bunlar şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını taşıyan insanlar. Şimdi bir şey icat ediyorsanız bir sistem içerisinde düşünmeniz lazım. 10 yıldan sonra. Peki. Buyurun. 10 yıldan sonra 10 yıldan sonra bir uzman çavuşun ne yapabileceğini ne yapamayacağını düşünmek lazım. Bunları işte efendim önce işte sahada olur, alanda olur, dağda taşta olur. Sonra kışlaya mı çekersiniz, ofise mi çekersiniz? Bunlar gibi planlama yapılması lazım. Şimdi bu kadar insan iş arıyor ve çok yani tabii çok üzgünler. Biz devletimiz için, milletimiz için çalıştık. Şehit olduk. Kimimiz gazi olduk. Hastalıklarla boğuşuyoruz. Ancak devletimiz, milletimiz bize bakmıyor. Atama yapılırsa da işte görev verilenler olursa da tamamen bir ehliyetle, liyakatle değil efendim işte torpil bulan, adamını bulan yerleştiriyor, diğerleri yerleştirmiyor diye isyan ediyorlar. Ben bu isyanı da buradan Yüce Meclis'e de sunmak istedim. Müsamahınız için de çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.